15. Bölüm. 7 Melek ve 7 Bela. Gökte büyük ve şaşılacak başka bir belirti gördüm. Bu, son 7 belayı taşıyan 7 melekti. Tanrı'nın öfkesi bu belalarla son buluyordu. Ateşle karışık camdan oluşmuş deniz gibi bir şey gördüm. Canavara, onun benzeyişindeki puta ve adını simgeleyen sayıya karşı zafer kazananlar, ellerinde Tanrı'nın verdiği çenklerle cam denizin üzerinde durmuşlardı. Tanrı'nın kulu Musa'nın ve kuzunun ezgisini söylüyorlardı. Gücü her şeye yeten Rab Tanrı, senin işlerin büyük ve şaşılacak işlerdir. Ey ulusların kralı, senin yolların doğru ve adildir. Rab, senden korkmayıp adını yüceltmeyecek olan kim var? Çünkü kutsal olan yalnız sensin. Bütün uluslar gelip senin önünde tapınacaklar. Çünkü senin adil işlerin açıkça görüldü. Bundan sonra gökteki tapınağın, yani tanıklık çadırının açıldığını gördüm. 7 belayı taşıyan 7 melek, temiz ve parlak keten giysiler giyilmiş, göğüslerine de altın kuşaklar sarılmış olarak tapınaktan çıktılar. 4 yaratıktan biri 7 meleğe, sonsuzluklar boyunca yaşayan Tanrı'nın öfkesiyle dolu 7 altın tas verdi. Tapınak, Tanrı'nın yüceliğinden ve kudretinden ötürü dumanla doldu. 7 meleğin 7 belası sona erinceye dek kimse tapınağa giremedi.